Öncelikle şunu sormak istiyorum. Polisiye türüne olan ilginiz biliniyor. Daha önceki filmlerinizde de polisiye türünden ya da kara filmden çeşitli unsurlar var. Menü dilime bu perspektiften bakarsak bunun polisiye unsurlarının daha öne çıktığı, daha net bir polisiye olduğunu söylemek mümkün müdür sizce? Bu menü dilimi böyle tanımlamakta güçlük çekiyorum ben de açıkçası. Çünkü böyle festivallerde filmle alakalı tanıtımlarda böyle farklı farklı ifadeler geçiyor. Bunlardan bir tanesi de polisiye. Benim sayeden polisiye böyle bir eğilimim var. Daha doğrusu kara film denilebilecek işlere bir eğilimim var. Aslında evet, ben o değilimde böyle bir yanıyla katmanlarından bir tanesi de bu polisiye kurgusu üzerinden. Merak daha doğrusu. Merak da benim takıntılarımdan bir tanesi. İşin peşine düşüp onu takip etme ve takip etmemi bildiği, onu bir menzile doğru yürüme diye özetlenecek olursa evet, tarafıyla böyle bir film. Ben o değilim aynı zamanda bir doppelganger hikayesi, başka birisinin yerine geçen bir karakter var. Bu da kara filmde çok sık kullanılan bir unsurdur. Onu buraya, Türkiye'ye uyarlamak nasıl bir süreçti? Açıkçası bir uyarlamadan ziyade kafamın içerisinde hep böyle doğmuş bir fikir bu. Bir başkası olma halini çok merak ediyorum. Bu, kendimin de merakları var bu arada. O meraklardan bir tanesi de bu. Herkesin içinde böyle bir saklı gizli bir kimliğin olduğu ve zamanı gelince bunun bu şekilde ortaya çıkacağına dair bir vesvesem var. Film biraz da bunun üzerine. Yani bir başkasının elbisesini giyip onun gibi olma halini nereye götürür insanı? Bir başkasının kaderine sahip çıkmak arzusu nasıl bir haldir? Biraz onların üzerine giden yani öyle bir hikaye. Siz de cevap verirken kader temasından bahsettiniz. Aslında doppelganger hikayesini ve temasını buraya uyarlarken benim de sormak istediğim şeylerden birisi buydu. Çünkü Batı usulü kara filmlerde aslında bu yer değiştirme hikayelerinde karakter genellikle kendini istemeden bir durumun içinde bulur. Ve o durumdan kurtulmaya çalışır. Ben o değilim de ise Ercan Kesal'ın canlandırdığı karakter bir nevi kendisi belayı çağırıyor aslında. Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bu çok enteresan bir özellikle üzerinde durması gereken bir şey. Birçok dediğiniz batılılar için bir motif gerekli. Mesela bu adam niye bir başkası olur? Bunu bir batının anlaması biraz daha güç. Yani bu kartezyen bir düşüncenin içerisinde bir yere oturtmakla güçlük çekilen bir hal. Hiçbir özel bir motif olmadan bir başkası haline dönüşmenin hikayesi aslında. Ve benim için de çekici olan tarafı bu. Yani bir nedenden dolayı bir başkası olmak değil, direkt bir başkası haline dönüşme hali. Film aslında felsefi anlamda bir de böyle bir kanaldan akıyor. Filmlerinizi polisiye türü üzerinden konuşurken aslında şöyle ilginç bir nokta daha var. Siz bu suç hikayelerini daha ziyade Türkiye'deki büyük şehirlerin varoşlarında yaşayan daha alt sınıftan, işçi sınıfından gelen insanlar üzerinden anlatıyorsunuz. Bu tercihinizle Türkiye'ye dair çıkartmaya çalıştığınız sınıfsal veya sosyolojik bir resim var mıdır? Şunu hep altını çiziyorum. Benim anlattığım insanların hikayeleri sokakta yanınızdan geçerken geçip giden ve dikkatinizi çekmeyecek insanların hikayeleri. Çünkü esas hikaye orada. Yani sokakta yanınızdan geçip giden adam ya da kadın hikayesidir. Ve bütün insanlığın aslında ızdıraplarının da kristalize olduğu o kimliksiz, daha doğrusu özel bir kimlik atfetmediğimiz insanların ruhlarıyla harç bulmuş bir halden bahsediyorum. O yüzden esas dram, esas hikaye sıradanlığın içerisindeki aslında sıradan olmayan hikayeyi bulup çıkarmakla ilgili. Yani bunu, bu dramı peşinden gidiyorum daha doğrusu. Sıradan insanların hikayesini anlatmayı tercih ediyorum dediniz. Fakat bu filmin başlığındaki Ercan Kesal son dönem Türk sinemasında en öne çıkan ve en kendine özgü fiziğe, yüz hatlarına sahip olan oyunculardan birisi. Onunla yollarınız nasıl kesişti, beraber çalışma süreciniz nasıl gerçekleşti? Açıkçası bu senaryoyu yazarken başlangıçta daha
genç birisini olur mu diye düşünerek girdim. Çünkü benim hikayelerimde karakterler genellikle belli bir yaşın üzerindeki insanlar. Fakat sonra hikaye kendisini direkt Ercan'a doğru götürdü. Yani bu neredeyse benim dahil olmadan böyle edebiyatta da özellikle böyledir, sanayide de böyle oluyor. Yani yazarken o sizi bir yere alıp götürüyor. Sizin üzerinizde aslında o karakterin bir tahakkümü var. Çekip kendisini alıyor bu hikayeyi. Biraz Ercan'da da öyle oldu. Yani bir giderek o tabii belirsizlik, o pusun arkasındaki o yüz giderek Ercan'ın yüzü olduğuna dair bir inanca götürdü beni ve bence doğru da oldu. Önceki filmlerinizden rıza, pus ve saç için genellikle ölüm üzerine bir üçleme tabirini kullanıyordunuz. Menodi gibi pek çok açıdan bu filmlerle ortak noktaları da olan bir film. Sizce bu üçlemeli Menodi ilimin birbirine eklemlendiği, benzeştiği noktalar var mıdır, nelerdir? Bir kere bu üçleme bir tarafa koyarak yeni bir şey yapmaya çalıştım. Fakat kaçınılmaz bir şekilde bütün bunların üzerine oturduğu zemin benim diğer filmlerimde de hikayelerimde de anlattığım şey. Yani her şeyin başına döndüğüne dair gene bir inancım var. Bu anlamda diğerleriyle bir ortak bir noktası var ama başka şeyler de var. Mesela gene ölüm üzerine yani dönüp dolaşıp birinin ölmesi ya da öldürülmesi, ortadan kaybolması ve sonra tekrar ortaya çıkması gibi benim hep kafamın bir tarafında dönüp duran o temalar burada da bir yerlerden çıkıyor tabii. Filmin oyuncularından Ercan Kesin üzerine konuştuk. Onun dışında teknik ekipten de merak ettiğim bir isim var. Filmin kurgucusu Ali Aga. Çok genç bir kurgucu. Geçtiğimiz sezon Şimdiki Zaman ve Gözümün Nur'un filmlerinde çalışmıştı, izlediğimiz filmlerden. Şimdi sizin filminiz var. Kutlu Ataman'ın Kuzusu'nda çalıştı. Onunla bir araya nasıl geldiniz? Onunla beraber çalışmak nasıl bir süreçti? En büyük mutluluklarımdan bir tanesidir onunla tanışma. Bir arkadaşımın, filmde çalışan bir arkadaşımın tavsiyesiyle baştan başlayayım. Yani Ali Aga'yla olan ilişkim sayeden çok benim için çok şanslı bir tanışmadır. Filmde çalışan bir arkadaşımın vasıtasıyla onu tanıştım. Çok yetenekli, her şeyden önce çok yetenekli olduğunu söyleyeyim. Bu zaten yani yaptığı işlerden ziyade zaten konuşurken ben mesela audition yapmıyorum. Ve çünkü oyuncuyla olan ilişkinin orada kurulabileceğine inanmıyorum. Günlük hayatın içerisindeki konuşma alanınızdaki ilişkiyi bir şekilde belirliyor. Karşılıklı olarak birbirinizi oradan anlamaya başlıyorsunuz. Bu anlamda Ali ile olan ilişkin de böyle. Yani o konuştuğu zaman, birlikte konuştuğumuz zaman ortak sevdiğimiz filmler, bakış açımız, birçok şeyin paralel gittiğini görmekten dolayı bir kere çok heyecanlandım ve sahiden bence filmin en büyük değerlerinden bir tanesidir kendisi. Kurguyu sormamın aslında özel sebeplerinden birisi de şu, sizin filmleriniz söz konusu olduğunda insanları beğenenler ve beğenmeyenler diye ikiye ayıran belki de en önemli unsur filmlerinizin ritmi, bazıları çok yavaş buluyorlar. Bazıları ise tam da o yavaşlıkta filmlerinizin kendiniz bir ritminde farklı bir değer beğeniyorlar. Sizin filmlerinizin kurgusunu tasarlarken kafanızda oluşan plan nedir? Sizin kurguyla ilgili, sinemasal zamanla ilgili görüşleriniz nelerdir? Yani insanların filmik zamanla olan ilişkilerini bu kadar naifçe kurmaları, sadece şaşkınlık duyuyorum da bir kere zamanın yani reel zamanla filmik zaman olabildiğince birbirine yaklaştırmaya çalıştığım bir şeyim var ve bir sinema anlayışım var. Çünkü aslında zaman, günlük hayatımızdaki zaman bizim dışımıza çok hızlı akıyor. Ve farkında olmadan bu günlük hayatın hızının gerçek hayatın ritmi olduğuna dair
bir yanılgıya kapılıyoruz. Biraz bunun böyle olmadığında aslında hayatın ritmini, hayatın akışının insani olan zamanın böyle bir zaman olduğunu da anlatmaya çalışıyorum. O yüzden işte Ali ile bu konuda da anlaştım, en azından bu film üzerinden anlaştığımızı söyleyebilirim. Belki de çoğu kişi konvansiyonel sinemadaki zaman algısına alışık olduğu için böyle bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Çünkü bu zaman algısı, yani konvansiyonel sinemanın zamanı bir sıkışıklık içerisinde insanlara icbar etmesi ve insanların da bunu kabul etmesi, aslında sinemadaki zamanın aslında bu zaman olduğunu kabullenmeleri ve bunun üzerinden de filmleri ağır ya da hızlı bulmaları inanılacak bir şey değil. Bu bence insanlığın gidişatıyla alakalı da ilişkilendirecek bir sakatlığı gösteriyor. Bunun için görüntü yönetimiyle ilgili de bir şey sormak istiyorum. Çünkü filmlerinizde sizin genelde tercih ettiğiniz iç mekanlarda geçen çok karanlık sahneler de var. Bu anlamda dijital ve pelikül arasında siz yönetim olarak nasıl bir fark görüyorsunuz? Filmlerinizi çalışmayı tercih ettiğiniz format hangisidir? Her ikisinin diğerine göre ne gibi avantajları ve dezavantajları var? Bu kaçınılmaz olarak buraya gidiyor. Bundan hiç kaçarımız yok. Öyle de olması lazım. Fakat teknik olarak tabii ki henüz pelikülün hassasiyetine ulaşabilmiş değil, ama muhakkak bu da olacak. Yani kaçınılmaz bir şey. Bu dijital çekimin birçok avantajı var. Yani şeyi hızlandırıyor bir kere. Işıkla olan pelikündeki ışık kullanımı ve dijitaldeki ışık kullanımı büyük ölçüde bilinmezleri var, ama şimdi büyük ölçüde çözüldü o. Ve sonrasıyla da yani post prodüksiyonla alakalı olarak da bu işi çok hızlandırıyor. Mesela demin onu anlattım. Şimdi DCP'yi getirdim festivale. İşte şu kadar bir şey biliyorsunuz. Bundan 3-4 sene önce ben Atina'dan benim bir film galiba Pusku. Onun negatif hem ses hem de pelikülü negatifini getirdim ve 56 kiloydu. Ve kantar tatmadı, kantar bozuldu şöyle yani havaalanında. Yani düşünebiliyor musunuz? 56 kilodan işte 300 grama düşen bir şey. Bunu getirdi. Yani bu kadar büyük bir, drastik bir değişim var. Şeyde de tabii ki yani teknik olarak da bunu getirdi, olanaklar çok yüksek. Bu yani şu andaki evet dediğim gibi bir takım sıkıntıları var, ama o da çok yakın bir zamanda tamamen sona erecek. O pelikül hassasiyetine ulaşacaktır. Ama mesela ben o ilgimi de çok hissetmiyorum. Bence o dijitalin hani keskinliği yok filmin görüntüsü. Çünkü artık bu işler çok dediğim gibi post da çok gelişti. Dolayısıyla yani neredeyse halledilmez hali geldi, gelecek. Bundan 3 yıl önce festivalin 30. yılında yapılan özel bir kitap projesi vardı. Orada siz de yer almıştınız ve oradaki yazınızdan da biliyoruz ki siz de festivali yönetmenliğe başlamadan önce uzun süre takip etmişsiniz. Bunun dışında ilk filminiz Hiçbir Yerde Eden Bu Yana, filmleriniz burada yarıştı, Saç'la ödül kazandınız. Geçen yıl festivalin ulusal yarışmasında jüri başkanıydınız. Bu yıl yine Ben O Değilim'le yarışmada yer alıyorsunuz. Tüm bunlara baktığınızda İstanbul Film Festivali'nin hem bir sinema sever hem de bir sinemacı olarak sizin kişisel tarihinizdeki yeri nedir? Ben o röportajlarında da söylemiştim. Bir kuşak yönetmen İstanbul Film Festivali'nin paltosundan çıkmıştır. Neden öyle? Çünkü bu kuşak dünyada neler oluyor, neler bitiyor, kim ne yapıyor bilgisini aslında bu festival sayesinde öğrendi ve o bir kapı açtı. Ve o kapıdan, o pencereden dışarı baktığımız zaman başka bir dünya ve bilmediğimiz dünyaları keşfetmemize yardımcı oldu. Ve bu büyük ölçüde İstanbul Film Festivali sayesinde olmuştur. Yani bu bence Türk sinemasına en azından bu yönde çok büyük bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Ben de bunu bir parçası her zaman olmaktan gurur duyuyorum. Yani hem işte jürilerinde bulunmaktan, filmlerini
gösterilmesinden ziyade onun bir seyircisi olmak çok gurur verici benim için. Çok teşekkürler.